18 Eylül 2020 Cuma, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1916, ölü sayısı 7. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 30 milyonu aştı. 21 milyondan fazla kişi iyileşti. Almanya'da birçok şehirde maalesef 100 binde 50 enfeksiyon barajı aşılıyor. Münih'te 50.7, Würzburg'da 70'in üzerinde bu oran. SPD'nin sağlık uzmanı Lauterbach, okullardaki hijyen koşulları hakkında endişelerini dile getirdi. Vaka sayısındaki artış bu şekilde devam ederse acil ve somut hijyen konseptleri geliştirmek gerekir dedi. Funke Medya grubuna konuştu Lauterbach. Kış aylarında sınıflardaki pencerelerinde sürekli açık duramayacak olması sebebiyle uyarıda bulundu. Evet, önlemlerden sıkıldık. Maske takmaktan da sıkıldık. Ancak ünlü virolog Christian Drosten, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada aşı bulunsa bile uzun bir süre daha maske takmak zorunda olacağımızı söyledi. Aşının da önümüzdeki yıl bulunması tahmin ediliyor. Bir başka ünlü virolog Hendrik Streeck ise aşı ile ilgili çok fazla heyecan yapmayın diyor. Aşı ne zaman piyasaya çıkar bunu bilmek mümkün değil. İşe yarayıp yaramayacağını da şimdiden tahmin edemeyiz diyor Streeck. Almanya korona sebebiyle küçük ve orta boy işletmelere yaptığı yardımları da yıl sonuna kadar devam ettirecek. Şirketler sabit maliyetlerine bağlı olarak Eylül-Aralık ayları için 200 bin avroya kadar destek alabilecekler. Tabii bütün bunların bir de maliyeti var. Maliye Bakanı Olaf Scholz, koronayla mücadele için 2021 yılında federal bütçeden yaklaşık 96 milyar avro yeni borç almak istiyor. Desteklerin sürmesi lazım. Şirketler zor durumda. Salgının başlangıcının üstünden 6 ay geçti. Her 5 işletmeden biri hala krizin olumsuz etkisini hissediyor. Büyük etkinlikler iptal, turist gelmiyor. Şehir merkezlerinde birçok dükkan kapandı. Ancak bu işin bir de vatandaş boyutu var. Almanya çocuk bonusu vereceğini duyurdu. O da çocuk başına sadece 300 avro. Hala almayanlar var onu da ama alanlar da var. Eylül ayında 200 avrosu ödenecek. Sırayla ödeniyor. İşsizlere, öğrencilere, emeklilere, sosyal yardım alanlara ise çok fazla bir destek gelmedi. Avusturya ve Belçika örneğin bu gruplara da destek verdiler. Almanya şirketlere odaklandı. Ama vatandaşta para olmazsa şirketler nasıl satış yapsınlar? Bunu pek düşünen yok. Halka destek vermek lazım doğrudan ki halk gidip alışveriş yapsın. Böylece hem vatandaş hem şirketler kazanır, piyasa hareketlenir. Evet, güzel bir haberle devam ediyoruz. Almanya'da gençlik dairesi Dormagen şehrindeki bir Türk ailenin iki çocuğunu alarak koruyucu aileye vermişti. Ailenin başlattığı hukuk mücadelesi bugün başarıyla sonuçlandı. Çocuklar mahkeme kararıyla yeniden anne ve babalarına teslim edildi. Hayırlı uğurlu olsun, ailenin gözü aydın. Alman Posta İdaresi Deutsche Post bildiğiniz gibi pazar günü hariç haftanın 6 günü posta ve kargo teslimatı yapıyor. Şirketin pazartesi günleri de özel teslimat yapmamayı değerlendirdiği bildirildi. Alman basını buna ihtiyaç olup olmadığının araştırıldığını yazdı. Şirket postaları ise gönderilmeye devam edecek. Almanya'da her gün yaklaşık 55 milyon mektup ve 5 milyon da paket gönderiliyor. Gerçi faturadan, mahnuktan başka bir şey de gelmiyor artık vatandaşlara. Eskiden bir mektup beklenirdi hasretle, özlemle. Şimdi ne zaman açsanız fatura. Güzel bir yasal düzenleme haberiyle devam edelim. Almanya'da kadınların etek altından gizlice fotoğraflarını çeken sapıklara artık hapis cezası verilebilecek. Söz konusu yasa Eyaletler Meclisi'nde de kabul edildi. Ayrıca kazaların ardından ölenlerin fotoğraf ve videolarını çeken psikopatlara da yine hapis cezası verilebilecek. Bu suçlar bugüne kadar yasalardaki boşluklar sebebiyle hapisle cezalandırılamıyorlardı. İstihbarat yine aşırı sağ tehdidiyle gündemde. Focus dergisi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı'nın korumalarından birinin aşırı sağcı çıktığını yazdı. Bu kişinin aşırı sağcı bir derneğinde üyesi olduğu bildirildi. Ama artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Bu haberin doğru olup olmaması, işte bunun nasıl tespit edilip nasıl edilemediği falan, bunlar aslında önemli değil. Önemli olan biz bu haberi duyunca artık şaşırmıyoruz. Olabilir diyoruz. Önemli olan aslında bu. Evet, Fransa'ya geçelim. Son 24 saatte vaka sayısı 10.593. Salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı, bir rekor daha kırıldı. Bir günde 50 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakım hastalarının sayısında da yaklaşık %50 artış var. Niş şehrinde kamusal alanda ondan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.
Fransa'da ayrıca başbakan hakkında da korona salgınını kötü yönettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Avusturya'da da okullardaki durum pek iyi değil. Okullarda görülen toplam vaka sayısı 455'i buldu. Sadece Viyana şehrinde, başkentte yaklaşık 200 öğrencinin testi pozitif çıktı. Belçika'da vaka sayıları artıyor. 978 oldu. 1000'e yaklaştı. Bir haftada Belçika'daki vaka sayılarında %74 artış meydana geldi. Evet, havayolu sektörü zorda demiştik. Avustralya'dan ilginç bir haber var. Hiçbir yere gitmeyen uçuşlar başlıyor. Kriz sebebiyle işler durunca Qantas Havayolları önümüzdeki aydan itibaren Avustralya üzerinde 7 saatlik bir gezi uçuşu başlatacağını açıkladı. Uçak Sydney'den kalkıp yine Sydney'e iniş yapacak. İklim aktivistleri tabii buna tepki gösterdi. Çünkü uçaklar aşırı derecede yüksek oranda zehirli gaz salınımı yapıyorlar. Mecbur olmadıkça kısa mesafelerde uçağa binmemek çevre için daha iyi. Bazı gruplar ülke içerisindeki uçuşların tamamen yasaklanmasından yanalar. Bence uçakları yasaklamaktan ziyade trenleri insanlar için çekici hale getirmek lazım. Geçenlerde ICE ile bir yere gidip geldim. Tren bomboş. Yine de bileti 100 avrodan aşağı değildi. Satmıyorlar. Yani boş da olsa fiyatları düşürmüyorlar. Bu tren biletlerini ucuzlatmaları lazım. Aksi takdirde insanlar uçakla arabayla gidiyor. Yasak demişken Yeşiller Partisi de Almanya'da esrar yasağının kaldırılmasını istiyor. Ancak bu hafta federal parlamentoda bu konuda verilen önerge reddedildi. CDU, CSU, SPD ve AfD tasarıya karşı çıktı. Sol parti destekledi, FDP ise çekimsel kaldı. 2015'te de Yeşiller benzer bir girişimde bulunmuştu. Yasağa rağmen esrarın yaygın şekilde kullanıldığını ve bu nedenle kontrollü bir pazar oluşturulması gerektiğini savunuyor parti. Tabii esrar, sigara, nargile, özellikle haplar, kokain, eroin, hepsi sentetik uyuşturucular, kesinlikle uzak durulması gereken, insan hayatını mahveden maddeler. Gençleri özellikle uyarıyorum, bu barlarda, diskolarda elden elde dolaşan o renkli haplar var, damlalar var. Bunlar hiç masum ve şirin değil. Bir dakika içerisinde Allah muhafaza tüm hayatınız kararabilir. Bunlara hiç bulaşmamakta fayda var. Ancak bunlar piyasada bir şekilde satılıyor. Yasak kalkarsa bir kısmı yasa dışı örgütlerin, bu mafyanın kontrolünde bunların. Bu ticaret hem vergilendirilir hem de işte nerede ne kadar esrar satıldığı bilinir diye bir düşünce var. Hollanda'da örneğin serbest bırakıldıktan sonra önce insanlar meraktan bir hücum etmişler, bu nedir diye. Ancak bir süre sonra yasak öncesi seviyenin de altına indiği tahmin ediliyor esrar tüketiminde. Gerçekten de bir yasak varsa aslında o sanki bunu daha cazip hale getiriyor gibi görünüyor. Bu ne olursa olsun, örneğin bir haberi yasaklatırsanız o haberi herkes öğrenir. Tabii içki ve sigara yasağı deyince ilk akla gelen isim de Osmanlı Padişahı 4. Murat. Her türlü alkol ve tütün tüketimini yasaklamıştı. Kendisi de tebdil kıyafet gezer, kontrol yapardı. Çok da güçlü bir insandı. Yasağa uymayanları bizzat cezalandırdığı anlatılır. Tesadüf o ki tarihimizdeki en içki düşkünü karakterlerden biri de içkiye dair hikayeleri, efsaneleri dilden dile dolaşan Bekri Mustafa da 4. Murat döneminde yaşadı. Bekri sabahçı demek, içmeye sabahtan başladığı için öyle bir lakap takmış İstanbullular. Sandalcıydı. Sultan Murat zamanında köprü yoktu Galata'da. Galata Köprüsü 1845'te yapıldı Abdülmecit zamanında. Köprünün üzerinden ilk geçen de Sultan Abdülmecit oldu. 1930'a kadar paralıydı geçişi, sonra ücretsiz yapıldı. Bu arada ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci var. Mona Lisa'nın ressamı bilirsiniz. İkinci Bayezid'e bir mektup yazmış. Haliç için bir köprü projesi göndermiş. Orijinal çizimleri hala Paris'te sergileniyor. Ama Da Vinci'ye bir cevap verildiğine dair bilgi yok. O dönemde Osmanlı'da çalışmak isteyen yabancı uzmanlar Müslüman olmak zorundalardı. Yoksa iş verilmiyordu. Evet, her neyse, işte bizim bu Bekri Mustafa köprü olmayan Haliç'te sandalcıydı. Karşı kıyıya insan götürüp getirirdi. Tabii içki içmesiyle de ünlü, bir küpe şarabını doldurmuş, sandalına bağlamış. Küp denizin içinde istediği zaman çekip içiyor, sonra ipi bırakıyor, yola devam ediyor. Dönemin en meşhur sarhoşu. Bu iş kulaktan kulağa Sultan Murat'a kadar gitmiş. O da tebdil kıyafet, yani halktan biri gibi giyinip içki baskını yapmayı çok seviyor. Vezir-i Azam'ı da almış, yürü demiş Haliç'e. Bekri Mustafa'nın sandalına binmişler.
karşıya geçecekler. Tam denizin ortasında Bekri Mustafa çıkarmış küpünü, dikmiş kafaya. Sonra geri koymuş. Sultan Murat demiş ki, ya Murat içki yasak etti. Sen hiç korkmaz mısın? Korkmam demiş. Murat'ın denizin ortasında gözü mü var? Ver o zaman demiş efendi, biraz da biz içelim. Olmaz demiş. Size dokunur, yakalanırsınız. Maazallah benim başımı da belaya sokarsınız. İşin ucunda kellemiz var. Dördüncü Murat, efendi demiş. Sen yakalandın bile haberin yok. Ben Sultan Murat'ım. Bu yanımdaki de Sadrazamım Bayrampaşa'dır. Bekri Mustafa gülmüş. Ben size dokunur demedim mi demiş. Bak daha kokusundan kendinizi padişah zannetmeye başladınız. Öyle deyince Sultan Murat da gülmüş. Cevabı hoşuna gitmiş. Neyse kıyıya yanaşmışlar, bir bakmışlar muhafızlar bekliyor. Bekri Mustafa, aman padişahım demiş, ben ettim sen etme, beni affet. Sultan Murat, affederim affetmesine demiş ama bir şartla. İçkiye tövbe edeceksin. Tamam demiş, tövbe ederim çünkü başka türlü kelle gidecek. Murat Sadrazam'a dönmüş, bu demiş yarın öbür gün tövbesini bozar. Bunu demiş bir camiye imam yapın. O zaman ahalinin baskısından içemez. Eğer içerse de kellesini alın. Almışlar götürmüşler Bekri Mustafa'yı Sultanahmet'teki küçük Ayasofya Camii'ne imam yapmışlar. Herkes şaşkın tabii. Ya bu Ayyaş nasıl imam olur? Ama padişahın da fermanı var. Kimse karşı çıkamıyor. Ertesi günlerde camiye bir cenaze gelmiş. Bekri Mustafa cenaze namazını kıldırdıktan sonra eğilmiş. Merhumun kulağına bir şeyler söylemiş. Yakınları hemen çevresini sarmışlar. Ya demişler, Bekri rahmetliye ne söyledin? Hiç demiş. Eğer öbür dünyada bu dünyanın halini sorarlarsa izahat vermene gerek yok. Bekri Mustafa imam oldu dersin. Onlar anlar demiş. Tabi bunlar efsaneler. Kulaktan kulağa anlatılırken üstüne eklenir, çıkarılır, değişen şeyler. Bu hikayede gerçekten yaşandı mı yaşanmadı mı biz yüzyıllar sonra bilemeyiz. Anlatılır ama bilemeyiz. Bildiğimiz tek bir şey var. Bu dünyanın halinin her geçen gün daha da kötüye gitti. Hoşça kalın.